hadislerinin hammasi şundan ibaret. O zatın sabırları, halimlikleri, sahiylikleri, şicaatleri, hammasi hadislerde bayan kılınken. Demek, siz bilen biz mumun musulmanlar, yakşı hulk nime, yaman hulk nime bilişini ilahi yolunu bilemiz. Allah ayeti vergenini kılemiz. Özümüzü oylar çıkarmamayız. Yok ki atamızı etken edin demeyimiz. Yok ki kimdir yani başkadan agamız yok. Allah'tan, doğrudan doğru, Allah'tan algan talimatlar arkalı. O Kur'an bosun, sünnet bosun, bari bir hammesi ilahi talimat. Ana şunlardan biz, yakşı hulk, yaman hulkunu acretemiz, yakşı hulk bulanı hulklanışke hareket kılamız, yaman hulktan çetlenişke harekette bulamız. Avvalgi ulamalarımız şu mavzunu gapirip gapirişip, şu ayetlerini getirip, çünkü karab adam topuğla uğradı, oza yana karışı gerek, onda bunda değildi. Çünkü o vakti de onca, demek manbalar köp bulmagan, imkanları yakşı bulmagan. Lekin hazır bir günlü ulamaları, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri de zikir kergen husnu hulklar ve yaman ahlaklarının hammasını juda puxta organizib çıktı. Organizib çıkıp makarimi nazratun naim fi makarimi ahlakun nabiyil karim degen katta 12 cüzlik mana şunday mana şunday keladi her biri ensiklopediya tuzuşdi. Hammasini batafsil bayoni kelgan. Shu yerda 200 ta husni xulq borligi aytilgan va har birini sifati Qur'on oyati bilan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bilen, sahabalarının eserleri bilen hüccet, dalilli esasda bayan kılıngan. 200 de husnu hulk ve 161 de bad hulklik, ahlaksızlik, yaman hulk zikri kegan. Demek siz bilen bizge asan, onu aktarıp başka kılışımız yok, kitaplarımız var, karab tapıp, kaysenise husnu hulk bosa, şunu mahkem üşeyimiz, özümüzde yok bosa, demek payda kırış hareket eden bulamız, küçsüz olsa küçülentiriş hareket eden bulamız. Yaman huluk olsa görüp ondan demek cüda buluşka, acıraşka, onge yakın yoramazlıkka harekette bulamız. Ana şunda inşallah közlengen maksatki erişimiz nihayette asan buladı. Maşayıklarımız bana şu babını ayeti borgallerden keyin ahlak meselesi, insanını güzel hulklu buluşu, bad hulklardan uzak buluşu, gödekliklerden başlanadı. Şunun için balanın terbiyesine itibarını katta karatış gerekliydiler. Çünkü bala tuğulganda cesedi küçükine, 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo etrafıdaki cesetçe buladı. Onu kalbi hem ruhu hem şunca küçükine buladı. Cismi uzkanı sarı, katlayan sarı, demek onun kalbini hem ruhunu hem terbiyeyle usturup barış gerek. Cismini yuvup, tarap, onu may sürtüp, yana kandedir usturuşu için az avukat verip başka kıyandan keyin, demek ruhunu hem birge o şundan koşup terbiyeyle barış gerek. Ruhu sağlam buluşu için, bakuvat buluşu için, bir tekste usuşu için barca çare tedbirlerini görüş gerek. Şunun için emizgendeliydi halaldan bugün sütten emsin bala. Çünkü haram sütünü emgen bala da bereket bulmaydı yani sütü de. Sütü de bereket bulmaydı. O da o sağlasın. Şunun da dedi ki o şu bala çıkınalıgı da kulağına birinci azan kirsin, takbir kirsin. Niyet yakşı. Daim şu azan takbir eşitip yürsün. Allah'ın kelamını eşitip yürsün. İlahi medhiyeni eşitip yürsün. Kulağına daim yakşı nefse kirsin. Ana o şu gödekke demek hali işte seni anlamadığın vakti de hem kulağına yakşı nerseler. Allah'ın kelamı, hayırlı, berekeli dualar, başkalarının kirişi için o da ona çare tedbir görüşü gerek. Aslı sekin usup usup bendeni, yani ki balaçanı, gödekini birinci tokurlanışı da nersesi avukat buladı. Azık avukat. Demek o şu azık avukatının tertiplik ve halal pak, çırali tarzda yiyişini örgatış gerek. Avukatının yiyişini örgat etken payette cüda anıklık bilen, ihtiyatlık bilen balanı
badnafs bo'lib qolishini oldini olish kerak. Mo'tadil ravishda ovqatlantirish kerak va ana shu sog'liqqa, salomatlikka, jismni yaxshi o'sishiga yordam beradigan ovqatlarni o'lchov bilan ko'paytirib yormasdan berish kerak. Bola kichkinaligini o'zida ko'p ovqatga o'rganib qolsa, badnafs bo'lib qolsa, keyin borgan sari hakkalab ketadi, oqibati yaxshi bo'lmaydi deydi ulamolarimiz. Ana endi o'sha ovqatni o'ng qo'lda olishni o'rgatish kerak bolacha o'zi yeydigan bo'lganda o'ng qo'liga berib yoki chap qo'li bilan ushlab olsa yo'q deb olib yana o'ng qo'liga tutqazib o'sha odoblarga rioya qilish kerak. Hozir ko'p odamlarimiz chap qo'li bilan ovqat yeydi. Juda ko'p odamlar. Hatto men xalqaro ulamolarning ichida turib ham o'zimizni odamlardan nihoyatda uyaltib ketganman. Musulmon madaniyatida chap qo'lda ovqat yegan nihoyatda odamni g'ashiga tegadigan narsada chiday olmaydi odamlar. Ba'zilari turib aytaveradi, o'ng qo'lingda ye deb yuboradi. U chap qo'lda yeyotgan katta oqsoqol odam. Nima bo'lgan? Ota-onasi o'rgatmagan. Birov aytmagan shunga. O'rganib qolgan. U uchun hech narsa emas. Chunki o'rganib qolgan, umr bo'yi shuni qilyapti. Lekin bu ta'limotlarni bilgan odamga ko'rganda nihoyatda demak og'ir botadi. Mana shu ma'noda demak bolalarni kichkinaligidan o'rgatib borish kerak. Oziq-ovqatni halolini yeyishi, mo'tadil yeyishi, odob bilan yeyishini o'rgatish kerak. Odoblarning hammasini o'rgatish kerak. O'tgan darslarda muroqabani aytdik. Ya'niki har bir narsani Alloh ko'rib turadi degan e'tiqod bilan qilish. Ulamolarimiz aytadiki, shu muboh narsalar. Muboh narsalar, odatlar, mana ovqat yeyishmidi, tahoratxonaga kirib chiqishmidi, boshqalarini shu sunnatga muvofiq qilsa, aniqa muroqaba hosil bo'ladi. Sunnat turib, uni teskarisini qilsa, demak Alloh ko'ribdi, turibdi degan xayol boshqaga ketgan bo'ladi. Ana shu ma'nolarni o'rganish kerak. Juda aniqroq xushxo'r tanlangan ovqatlarni ketma-ket bermasdan ba'zi vaqtda qattiq nondan ham uchrab tursa shunaqa oddiy nihoyatda sodda ovqatlarga ham bolalarni o'rgatish kerak. Bolalar doim shunaqa yumshog'ini yeb yuraman ekan degan xayoliga kelib qolmasligi kerak. Undan keyin kiyim-kechak. Kiyim-kechagini ham qarab yaxshi o'zini sog'ligiga ketadigan, unaqa faxrlanadigan uchun emas. Alloh o'g'il bolalarga, erkaklarga harom qilganlarni o'g'il bolalarga kiydirmaslik kerak. Qizlarga o'zlariga mos qilib kiydirish kerak. Shu kichkinaligidan demak tayyorlanib o'sib borish kerak. Chiroyli, yaxshi, pokiza kiyimlarni kiydirish kerak. Bolalar shunga o'rgansin, doim kiyimi pokiza bo'lishini. Agar mabodo bir ko'chada biror narsa tegib qolsa yig'lab uyga kiradigan bo'lsin-ki, meni kiyimim kir bo'lib qoldi, almashtirib beringlar endi degan darajada bo'lsin. Ko'nikib qolmasin kir tasir o'rishga. Ana o'shuna qilib sekin-sekin bolani tarbiyalab, gap o'qadigan bo'lganda la ilaha illallohni, kalima-i shahodatlarni, boshqalarini sekin-sekin aytib, tushuntirib, muloyimlik bilan o'rgatish kerak. Muloyimlik bilan Sahl ibn Abdullohni radhiyallohu anhu qissalari bor. U muroqaba nimasida ham keladi, lekin men shu yerga qo'yibman bolalarni tarbiyasi kitobda. U kishi o'zlari aytadi, men 3 yoshlar chamasida ekanimda tog'am kechasi namoz o'qiyotgan, tahajjud o'qiyotganligini turib tomosha qilar edim. Buni sezgan tog'am oldimga keldi-da, "Sahl, yaxshimisan?" dedi. "Ha," desam, "Har kecha turyapsan?" "Ha, turyapman." "Shu turganingda bir nafasda Alloh men bilan. Alloh meni ko'rib turibdi. Alloh meni guvohim deb 3 marta aytib qo'ygan, xo'pmi?" dedi deydi. "Xo'p," dedim-da, "shuni har turganimda aytadigan bo'ldim," deydi. 3 martadan. Keyin bir muddatga yetganda tog'am yana kelib, "Aytyapsanmi?" "Ha, aytyapman. Mana aytib beraymi?" deb aytibdi. "Endi 11 marta qilgin, xo'pmi?" debdi. "Xo'p," deb yana 11 martadan aytdim, deydi. Bir muddatda shu kichkina bo'lsam ham deydi, halovatini Alloh qalbimga soldi deydi.